Bebek beklemekte. Evet. Yaklaşık 3 aylık hamile. Evet, olmuş mu o kadar? Allah'a baksana. Evet. Yaz ayları. Şimdi Gonca Vustateri kendisini Amerika Birleşik Devletleri'nde doğum için arayan insanların Türkiye'yi saatlerce kötülediğini söyleyerek isyan ediyor. Yani bu haber ortaya çıkınca bazı oralarda iş yapan ya da ne bileyim hani hani Amerika'da doğsun bu çocuk, hastaneyi ayarlayalım, yolu ayarlayalım, oteli ayarlayalım, evi ayarlayalım falan filan diye öyle tipler varmış. Birdenbire peydah olmuşlar ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Neler yaşadığını anlattı sevgili Gonca. Bakalım ne demiş. Bazı insanlar ulaşıyor ve hani saflıkla bu süreçte ya işte Amerika'da doğum düşünür müsünüz vesaire yapar mısınız falan. Aa şu olabilir mi? Nedir koşulu? Aa bir bakayım falan. Böyle her şeyi merak ettiğiniz bir süreç yaşıyorsunuz. Ama yani saatlerce Türkiye'yi kötüleyerek Amerika'da doğum yapmanın çok mantıklı olduğunu söyleyen aptal saptal ve maalesef Türk olan insanları da dinlemeyeceğim. Şimdiden bu gelen 6. mesaja da toplu cevap vermiş olayım. Amerika'da doğum yaptırmak ve bundan bir komisyon almak için saatlerce Türkiye'yi kötüleyen, saatlerce Amerika'dan izlediği haberlerin sunum şekliyle Türkiye'yi politize eden, özür dilerim, politize eden insanları gerçekten dinlemek istemiyorum. Yani inanılmaz huzurlu bir süreçteyim, böyle salak salak insanlar beni ne olur. Valla benim tanıdığım Gonca, bizim tanıdığımız Gonca yani böyle bir konuyu saatlerce hayatta dinlemez. O oturduğu masadan kalkar, ay bir dakika benim bir işim vardı deyip oradan uzar gider. Ama demek ki o birkaç dakika bile ona saatler dolusu gelmiş ya da ısrar o yöndeymiş. Yani düşün ya, bir dakika daha kız hayırlısıyla bir kucağına alsın, bir karnı belirginleşsin. Şimdiden bir ayarlamalarla yapacaklar çıksın. Ya. Hayır, ayarlamalar yapılacak. Ya bu... Yani kendi tercihidir tabii ama yani böyle bir durum var mı? Hayır, komisyoncu açısından diyorum. Ya şimdiden ayarlama gel de bizde çalış, atıyorum 50 bin dolar, 100 bin dolar ver sana, atıyorum Amerika'nın New York'unda, Houston'unda, bilmem nesinde, Los Angeles'ında yer ayarlayalım, Allah doktor ayarlayalım falan olurlar. Filan yani. Öyle durumlar hani olabiliyor demek ki, ama ya sağlık turizmi dersi falan her bir şeyi anlar, her şeyi, ama kendi vatanını kötülemek ne ya? Çok bu memlekette yaşanmaz. Bu memlekette doğum yapılmaz. Bu memleket şöyle. Bu memleket ne yapıyorsun sen? Burası orada burada gördüğümüz, bulduğumuz bir memleket değil. Bu atalarımızdan miras. Hepimiz de burada büyüdük. Burada tabii büyüyeceğiz. Ki. Çocuklarımız da burada büyüyecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Şükürler olsun ki. Bu ne ki? Terbiyesizliktir. Hadi bunun turizmini yap. Ona bile bir şey demiyorum da arkadaş, sen niye kötülersin güzeller güzeli Türkiye'mizi? Aynen öyle. Ha, böyle bir güruh var belli ki. Ay, ve insanlara Gonca bu şekilde ulaşıyorlar. Bak 6. 7. telefon diyor. Kim bilir daha kaç tane gelecek. Toplu bir cevap güzel bence olmuş. Gonca. O müzik dinlesin, klasik müzikler. Ya ulaşıyorlar işte Instagram'ından, şuradan, buradan. Aynen, ya. Her yerde ya ulaşıyorlar gerçekten bu insanlar. Gerçekten çok sinir bozucu. Yani bu durumda çünkü insan duygusal olarak da birazcık da hormonlar tabii değişiyor. Tabii. Bambaşka bir noktada şu anda Gonca. Daha hassas oluyor. Söylenen aynen her sözü birazcık daha fazla dikkate alıyor olabilir. Her kafadan bin tane ses çıkıyor. Geçen günlerde de konuşuyorum. Herkes bir şey söylüyor bana doğru diyor. Yani. Doğru. Çok haklı. Neyse, sağlıkla kucağına alsın da yavrumuzu bekliyoruz. Aynen Goncacığım, öyle. Sevgili selam. Kesinlikle sağlığına da dikkat etsin. Peki sevgili Kıvanç Tatlıtuğ aile dizisi, dün akşam aile dizisi vardı. Hem tabii de yani ne dizi ne bölümdü, birazdan bakacağız oraya ama...